Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Her zamanki yerimize fotokaban kurmaya geldim. Evde yatacağına ormanda yatsın dedim. İnşallah güzel düşünmüşüzdür. Sinan abigille de arkadaşlar burada çok güzel bir fotokaban çalışması yaptık. Çok güzel görüntüler vardı. İnşallah Sinan abi benden önce yayınlar artık bilmiyorum. Gerçekten mükemmel yani hani benim görüntülenmek isteyip de görüntüleyemediğim bir sürü görüntü aldık. Zaten izleyeceksiniz. ATV ile geldim arkadaşlar. Buraya kadar şu anda fan açtı. Fan çalışıyor. Hemen ön kameraya çevireyim arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Evet, fotokabanımızı bu çama kuracağım arkadaşlar. Çünkü her zaman buraya kuruyorduk. Çok kez. Ama şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi güneş sabah bu bölgeden doğduğu için arkadaşlar, tam bu bölgeden doğduğu için fotokabanın yönü de bu tarafa doğru baktığı için ne oluyor arkadaşlar? Videoları fark ettim. Karanlık çıkıyor. O yüzden şu tarafa doğru çıkıyor. Genelde de hayvanlar hep sabahları hareket halinde olduğu için fotokabanı bu sefer yani güneşi arkasına alacak şekilde kurmaya çalışacağım. İnşallah istediğim verimi alabilirim. Burada mükemmel bir canlı popülasyonu var. Gerçekten arkadaşlar. Uzun süredir kurt görmüyoruz. Gerçekten kurtlar muhtemelen yüksek yerlerde şu anda yavru büyütüyorlar. Muhtemelen öyle düşünüyoruz. Gerçekten kurt yok. Yani o kadar leş oldu falan. Uzun bir süredir bu yakın çevrede de kurtlardan bir eser yok arkadaşlar. O da dediğim gibi muhtemelen yavru zaman olduğu için yavrularına bakıyorlar soğuk yerlerde ya da suya yakın yerlerde. Buralarda zaten her zaman kışın buralarda eşiniyorlardı arkadaşlar. Hatta bazı bölgelerde hala duruyor arkadaşlar eşindikleri yerler bakın. Şu bölgede falan. Ama uzun süredir gelmiyor. Bakalım nasip. Ben buradan uzun süredir fotokabını almayacağım yani. Bayağı bir dursun bir hafta falan. Artık bilmiyorum ne zaman gelirim, ne zaman uğrarım, ne zaman bakarım. Neler çıkacak merak ediyorum. Biraz pil konusunda pili biraz zayıf ama inşallah çok sıkıntı olmaz. Pillerini değiştireceğim dedim. Bir türlü nasip olmadı. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şu fotokabanımızı kuralım. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim arkadaşlar. Azıcık bir ATV göstereceğim. Çok merak edenler vardı. Şu şeyi bir kurayım arkadaşlar fotokabanı. Evet arkadaşlar fotokabanımızı kurduk. Çok da güzel açıyı ayarladım. Mükemmel bir şekilde. Şu dal sanırsam gelmiyordu ama ben yine de kırayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ananı satayım. Çünkü bir dalın yüzüne bir sürü boş görüntü çekebiliyor arkadaşlar. Özellikle de bu boş görüntü muhabbeti yazın oluyor fotokabanlarda. Nasıl yazın oluyor? Ya bu fotokabanların çoğu ısıya duyarlı arkadaşlar. Yani harekete duyarlı fakat o hareketi yapan bir canlı da hani sıcak kanlı olması lazım. Şimdi yazında her taraf sıcak olduğundan ne oluyor? En ufak bir şekilde dal da oynasa tahtalı gidiyor. Muhtemelen görünür. Her neyse. Yani ufak bir dal da bir rüzgarda ufaktan bir esse hemen ne yapıyor arkadaşlar? Şey çekiyor. Görüntü çekiyor. Bir sürü boş görüntü olmuş oluyor. O yüzden bu etrafında şey olmaması lazım. Ve sensör ayarını normalde hassas yapıyorum kışın soğukta. Fakat yazın orta yapıyorum ya da düşük yapıyorum arkadaşlar. Ki çok fazla yani otlardan falan kuşları muşları çok fazla çekmesin diye. Şimdi ATV'mize geleceğim. ATV'yi çalıştırayım arkadaşlar. ATV gerçekten sonunda güzel bir şeye benzettik diyebiliriz.
Evet. ATV'miz bu şekilde arkadaşlar. Bir stop edelim. Çok fazla ses yapmasın. ATV'miz bu şekilde. Merak ediyordunuz göster göster diye. İlk aldığımız halinden hiçbir yani eser yok. Bambaşkaydı. Şu an bambaşka bir yere geldi. Hani arazi için yapmadık tabi. Şimdilik yazın diye arkadaşlar. Bir de daha önce ben bunu şanzımanını gördüm ve parçası bayağı bir bu ATV yattı arkadaşlar. Yaklaşık nereden baksanız 1,5 ay falan. Parçası yok bu ATV'lerin çok fazla. Yani Türkiye'de de çok bunun denginde bir ATV yok. Yani aynı modellerde. Çok azdır yani. Atıyorum 30-40 tane Türkiye'de. Belki de 30-40 tane anca vardır. Belki de yoktur yani. Bilmiyorum tam. Aynı modelde, aynı cinste. Parçası o yüzden yok maalesef ki. Çok zor. Bir tane parça bulduk. Ta atıyorum. Ordu Fas'ta'da. Sağ olsun bir abi yardımcı oldu. O parça da oturmadı arkadaşlar. Abim kendi atölyesinde yani o dişli şanzımanın dişlisini kendisi zımparalaya zımparalaya yaptı. Öyle söyleyeyim yani. Bayağı bir uğraştık abimle ikimiz. Olmuyor yani parçası yok. O yüzden araziye sokmuyorum arkadaşlar. Çünkü üstündeki motor kendi orijinal motoru ama aslında drift için bir motor arkadaşlar. Yani seri motor. Normal ATV'ler gibi değil. Hani normal ATV'leri de her türlü tokatlı arkadaşlar. Çok seri bir motor. Üzerindeki aslında şöyle bir şey. ATV motoru değil de sanki böyle bir cross motoru, yarış motoru gibi hani böyle nasıl diyeyim arkadaşlar. Hızlı, normal bir CG motor gibi. O yüzden çok zorlamaya gelmiyor. Şöyle bir şey. Kalmıyor bir yerde. Ya bir yeri kıracak ya çıkacak. Öyle bir cins bir motor arkadaşlar. O yüzden şöyle dik bir yamadan çıkmıştım. Tabi bilmiyordum böyle şanzımanın hassas olduğunu. Maalesef ki o zorlatmada kırdı. Tabi üzerindeki bu tekerler değildi. Kışlık dişli tekerleri taktığım zaman olmuştu. Çıktı ama dediğim gibi o dişliyi de kırmış arkadaşlar içeriden. O zaman çok fark etmemiştik ama sonradan bu arızayı açtı. O yüzden araziye götürmüyorum. Üstündeki lastikler de zaten araziye uygun değil. Şimdi geldim Allah'tan yol var hani o kadar sıkıntı olmuyor ama çamur olsa gelmez mesela. İyi yani keyifli keyifli bitiyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Yani şeyde biniyorum. Plakası yok ama bizim şeyde iyi arkadaşlar. İlçede öyle polisler falan çok sıkıntı yapmıyor. Özellikle yaz aylarında falan. Öyle hani çok efendi kullanırsan yani çok böyle göze batmasın. Polislerden ya da sıkıntı yok hani. Genelde onlar motorlara, iki tekerlere falan kızıyorlar. Böyle ATV falan çok bir şey olmuyor ama. Bu da çok aşırı dikkat çekiyor biraz. O yüzden biraz böyle birkaç kişi sormuştu bana hani polislerden falan. Ne ayak falan gibilerinden. Bunu kendim mi yaptın diye çok soruyorlar. Neyse arkadaşlar ATV'miz bu şekilde. Merak edenler vardı. Genç kardeşlerim çok merak ediyordu. Modeli şöyle söyleyeyim. Hani ismi. Bu Moto Jinlik 250 Cobra RS. Cobra RS. Bu Moto Jinlik 250 cc su soğutmalı dik motorlu diye bir değişik bir markası var. Ben memnunum arkadaşlar. Ondan sonra Allah'a şükür bir daha bir sıkıntı yapmadı. Hani şimdilik biniyorum. Zaten toparladım. Sadece bu boyası kaldı. Yaptırırsam boya yaptıracağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi böyle boyaları bayağı bir kalkmış. Hani ondan sonra ufak tefek şurada bir kırılma oldu. Onun haricinde kaportasında falan başka bir sorun yok. Onlar da basit. Bir boyama yap. Boyasını da yaptıktan sonra aslında çok güzel olacak. Belki şu tekerleri bak bu dişli biraz. Bu iyi. Ama şu drift yapmaktan şu bayağı bir bitmiş arkadaşlar. Ön tekerleri yine o kadar zararı yok ön tekerlerin. Onu değiştirebilirim ya da arka tekerleri değiştirebilirim hani yeni teker. İnce yanak olduğu için 13 inç çant. O da sıkıntı biraz arkadaşlar. Hani çok fazla böyle hani nasıl diyeyim? Bulunan teker değil. Bir de lastikler zaten çok sağlam bir lastik. Tam böyle drift için böyle kolay kolay yediremezsiniz arkadaşlar. Çok kaliteli. Aynı orijinali bulmak biraz zor ama denk gelirse alacağız. Her neyse. Fotokabanımızı şimdi açıyorum tekrardan. Vurmamıştım arkadaşlar. Gideceğim artık. Açıyorum. Allah'ın izniyle inşallah burada tam açısı şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Şu şekilde bu alanı inşallah bakalım. Çok güzel şeyler yakalayacağımızı düşünüyorum. Artık gerisi nasip. Sizinle birlikte şöyle o 15 saniyeyi başlatalım arkadaşlar. Ya Allah Bismillah. Son geri sayım başlatalım. Evet, şurada sayı arkadaşlar bakın. Biraz görünüyor. Evet, hadi bakalım. Gidelim arkadaşlar. Bundan sonra fotokabanı almaya geleceğiz. O görüntülerimizde buluşuruz. Artık bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı, ne zaman giderim bilmiyorum. Burada dursun arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Tam bir hafta oldu. Bir haftadır fotokabanımız ormanda.
Bakalım neler çekti, ben de merak ediyorum. Fotokabanı almaya değil de aslında kontrol etmeye geldim. Hem şarjını hem de eğer istediğim görüntüler varsa sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Şimdi fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen fotokabanımızın yanına gidelim. Bu arada bir şey çıkma ihtimali yüksek olduğu için kamerayı kapatmayacağım arkadaşlar. Bakalım fotokabanın yanına kadar gidelim. Evet arkadaşlar, fotokabanımızın yanına geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen açalım. Bayağı bir yağmurdan dolayı bakın. Önü falan, kamera falan bayağı bir kirlenmiş. Çünkü bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar bu süreçte. Bakalım çalışacak mı? Şarj durumuna falan bakalım. Görüntü var mı yok mu arkadaşlar? Ona bakalım. Yaz dönemindeyiz. Çok umudum yok ama yine de bir bakalım arkadaşlar. Ağustos böcekleri ötüyor bakın. Evet. 18 tane görüntü var arkadaşlar. Son görüntü çakal gibi bir şey. Bayağı görüntü var arkadaşlar. Ben kontrol edeyim ondan sonra. Hatta sizinle de buluşturayım. Ondan sonra tekrar birlikte oluruz. Evet arkadaşlar, bu ilk görüntümüz fotokabanı kurduğum görüntü. Yani bunu tarihi daha iyi anlayabilirsiniz diye sizlere gösteriyorum. Hemen geçiyorum şimdi. İkinci görüntümüz mutlu bir porsuk ailesi arkadaşlar. Ben de ilk defa görüyorum yavrularını. Daha önce porsuk çok gördüm ama böyle yavrulu bu şekilde ilk defa görmüştüm. Burada yanılmıyorsam böcek falan yiyorlar herhalde. Arkadaki yavrusu. Her zamanki gibi enerji dolular arkadaşlar. Yavrular. Otokabanımızın önünde bayağı bir oyalanmışlar. O yüzden ikinci görüntü de onlara ait arkadaşlar. Buralarda gezmişler. Güzel bir görüntü. Porsukların şöyle bir avantajı var diyeyim. Kulakları çok keskin ve sürekli de zaten tetikliler. Evet arkadaşlar, bu görüntüde sağ taraftan bir canlı gidiyor. Şimdi size göstereceğim orayı. Fakat ne olduğunu açık konuşmak gerekirse hani tam ben anlayamadım. Sizlerin yorumuna bırakıyorum oradaki canlının ne olduğunu. Şimdi yavaşlatarak yakın çekimde sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, tam orada. Biraz böyle seke seke gidiyor sanki. Tavşan gibi geldi bana. Ama yorumları siz belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar, diğer bir görüntümüz. Bu biraz çakal gibi geldi bana. Bir de enteresan bir şekilde bütün hayvanlar hep aynı noktadan geçmiştir arkadaşlar. Şimdi birazdan size onu yakınlaştırıp yavaşlatıp göstereceğim. Bakın tam buradan. Yani çakal da olabilir, kurt da olabilir. Tam anlayamadım arkadaşlar. Bu görüntümüz bana çok kurdu anımsattı.
yürüyüşü falan. Yani ben size tekrar tekrar buluşturacağım. Bakın arkadaşlar, siz de dikkat edebilirsiniz. Gerçekten bir yürüyüş ve irilik olarak kurda benziyor. Fakat net bir görüntü olamadığı için bu kurt dememiz mümkün değil. Bu görüntümüz tilki arkadaşlar. Belli zaten kuyruğun ucundaki beyazlıktan, kuyruğun uzunluğundan, yürüyüşünden tilki olduğunu anlayabiliyoruz. Yani işte diğer görüntüleri bakın anlayamıyoruz arkadaşlar, çakal mı kurt mu olduğunu. Fakat tilkinin net bir şekilde kuyruğunun beyazlığından anlayabiliyoruz. Bu boş bir görüntü arkadaşlar. Aslında ben boş dediğim zaman muhakkak bir yerlerde bir izleyicilerimiz bir şey buluyorlar. Kelebek falan geçiyor ama ben kelebeği falan algılayacağını düşünmüyorum. Burada bir canlı varmış ama ne olduğunu ben göremedim arkadaşlar. Sizler görürseniz saniyesiyle birlikte yorumlarda belirtebilirsiniz. Şurada şu canlı var diyerekten. Ben de dikkatli bir şekilde bakmış olurum arkadaşlar. Bir diğer görüntümüz bizim köpekler gelmişler yine saat 8:41. Enteresan bir şekilde bunların buraya sürekli neden geldiklerini anlamıyorum arkadaşlar. Buraya şu anda burada davar da yok eminim. Yani davarı biz bu mevkiye uzun süredir götürmüyoruz. Bunlar kendi kendilerine buraya geliyorlar. Burada av mı yapıyorlar, ne yapıyorlar tam bilmiyorum. Fakat Dağlı Reis aşağı doğru gidiyor. Burada tek başlarına. Zeynep de onun peşinden gidiyor. Muhtemelen buralarda bir şeyler kovalıyorlar. Yani koyu olacağını ediyorlar sürekli. Evet arkadaşlar, bu bariz bir şekilde belli bunun çakal olduğu. Gündüz her şey daha net bir şekilde belli oluyor. Sadece burada bir şey dikkatimi çekti. Bakın tam şu birazdan havayı koklayacak. Yani sanırsam av peşinde ya da bir leş arıyor. Yalnız geziyorlar enteresan bir şekilde. Çakalların bu mevsimlerde çift gezmesi lazım. Enteresan bir şekilde sürekli tek geziyorlar arkadaşlar. Yani bu da benim dikkatimden kaçmadı değil. Muhtemelen dişileri yavrularla ilgileniyor herhalde. Erkekler de leş falan bulursa yuvaya taşımakla yükümlü herhalde. Onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Fakat fotokopanda gördüğümüz çakallar bu sıralar tek geziyorlar. Evet, bu da zaten arkadaşlar son görüntümüz. Fotokopanı almaya geliyorum. Fotokopanımızı tekrardan orada bıraktık. İnşallah güzel görüntüler çektikçe sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, sizlerin de izlediği gibi bir çakal gelmiş. En son görüntümüz çakal. Gündüz akşam üzere gelmiş herhalde. Tam saatine bakmadım. Porsuk ailesi gelmiş. Bayağı da burada durmuşlar. Yanılmıyorsam alaca porsuk diyorlar arkadaşlar. Bayağı kalabalıklar fakat birkaç görüntü daha var. Şuradan bir şey geçiyor. Tam onu fotokopanın ekrandan göremedim. Bir de arkadaşlar bu mevkide bir şey var. Porsuklar hatta buradayken de porsuklar şu alanda yayılıyor. Bu geride bir şey var. 3 tane falan onu çekmiş. Ama ne olduğu belli değil. Gözleri parlıyor. Ya ben yanlış görüyorum. Şu mevkide bir yerde arkadaşlar. Bayağı bu arada sabit durmuş. Onu net bir şekilde bilgisayarın ekranından ya da telefonun ekranından görmem lazım. Gördüğünüz gibi kurt yine yok. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşlar bu mevkide artık şu zamanları kurt görmek neredeyse imkansız değil. Yine var ama gelmiyor arkadaşlar. Buraya gelmiyorlar. Bayağıdan beri. Muhtemelen o da dediğim gibi yaz döneminin vermiş olduğu sıcaklıktan ve yavru döneminde olmaları muhtemelen. Tek şeyim o. Ha şimdi biz buradan fotokopunu alırız. Yarın yine gelir. O da ayrı bir mevzu. Ben şimdi arkadaşlar hemen 2 dakika halledebilirsem buradaki görüntüleri aktaracağım. Fotokopumuz yine burada dursun. Hani evde duracağına burada dursun. Burada yine görüntüler alacağımıza ben eminim. Şarj durumu iyi. Hemen ben görüntüleri aktarayım arkadaşlar. Hatta bitişi de yapalım. Çünkü nasıl diyeyim? Yapacak çok bir şey yok burada. Tekrardan fotokopumuzu kuracağım. Gideceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Bu tür videolardan haberdar olabilmek için arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Emek veriyoruz. Videomuza like ve yorum atabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Şimdilik size her zaman olduğu gibi ben gönderiyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.